Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim merhabalar, Kur'an'ın dilinden programına hoş geldiniz. Rum Suresi 48. ayette kalmış idik sevgili dostlar. Daha önceki ayeti kerimelerde Rabbimizin ayetlerinden evrende, kainatta, bizim kendimizde var olan, onun varlığının, birliğinin delillerine işaret eden ayeti kerimeler hep konu edildi. Şu an okuyacağımız ayeti kerime de sanki onun devamı gibidir. Rabbimiz bu 48. ayeti kerime de şöyle buyurmaktadır sevgili dostlar. Rabbimiz kendisinden bahsediyor. Bizim şu an yaşadığımız dünyada var olan bize rahmetinin tecellilerinden bize bahsederek şöyle buyuruyor. Allahu lezi yursilur riya. O Allah öyle bir Allah ki, öyle yüce bir kudret ki rüzgarı size gönderir. Rüzgarı gönderir. Fetutiyuru sahaben tabii ki e, harekete geçirsin diye bulutları gönderir. Fe yapsuduhu fis Onu semada yayar. Keyfe yaşa. Dilediği gibi. Ve yecaluhu Sonra onu bir bulut kütlesi haline getirir. Fetaral vatka. Bir de bakarsın ki onun içerisinden tabii ki yahrucu min hilali. Yağmurların onun arasından çıktığını görürsün diye buyurmakta. Fe ıza asabe bihi men yesha omin ibadi ızahum yasep Onu dilediği kullarının üzerine, dilediği bölgeye yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar bir daha toplayalım. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Evet yağmuru indiren Allah'tır. Elbette ki Rabbimiz öyle buyurur. Yani ve enzenlâ mine semâ'i ma bir kaderin malum, semadan suyu bir ölçüye göre indiren, tabii ki indirdiğimiz, Rabbimiz indirdiğini bize bildirir. Burada da onun değişik bir ifadesiyle, rahmetinin bir eseri, bir tecellisi olmak suretiyle ona işaret etmiş bulunmakta. İnanan, inanmayan bütün varlıklara bu manada insanlara Rabbimiz rahmetinin bir parçası olarak bunu indirdiğini ifade buyuruyor. Biz de buna amenna ve sattakna diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin rahmet sıfatıyla anıldığını görürüz. Yani vema esennake illa rahmeten lil alemin ifadesiyle diğer peygamberler için de aynı ifadenin kullanıldığını görürüz. Rabbimiz kendisi zaten ve rahmeti vesiat kulle şey buyurarak rahmetinin her şeyi kuşattığını ifade buyurur ki bu dünyada ilahi kudretin bir efendim tecellisi olarak zaten her şeyde o rahmeti zaten biz hissetmekteyiz. Ve inkanu min qabli en yunzil aleyhi min qablihi lemublisin. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir halde idiler diye. Yani yağmur yağmamasından dolayı yağmurun kendi topraklarına, kendi bölgelerine yağmamış olmasından dolayı bir ümitsizlik yaşayan insanlara inen ayeti kerime inen yağmurlarla böylece onlara Rabbimiz rahmetini efendim e, esirgemediği rahmetini indirdiğini ifade etmiş olmaktadır bu ayeti kerimede. Fanzur ila athari rahmetillah keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? Keyfe yuhyil arda بعدmeftiha işte ölüleri diriltecek olan da odur. Onun her şeye gücü yeter. Ayet-i kerimede yani sonbaharda kurumuş, kışın bütünüyle ölmüş vaziyette bulunan o toprağın baharda yağan yağmurlarla tekrar o ağaçların, otların, bütün çiçeklerin böyle bir bakıma açmasıyla işte meydana gelen bu hadisenin aslında ölümden sonra dirilmenin de bir örneği olduğunu bize Rabbimiz göstermekte. İşte Rabbının Rabbinin fanzur ila asar rahmetillah. Rabbinin rahmetinin izlerine, eserlerine bir bak. İşte ayet-i kerimede onu söylüyor. Keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. Sonbaharda ölmüş olan kışın adeta üzerine bir kefen serilmiş olan o yeryüzünün baharda nasıl çiçek açtığını ve canlandığını kurumuş odunların yeşererek içinden sular ile meyveler verecek hale nasıl dönüştüğünü bize Rabbimiz bunun da aslında ahiretin bir provası, bir örneği olduğunu göstermiş olmakta. Buradan ders çıkartabilenlere elbette ki ne mutlu. Ve huve ala inne zâlike lemuhil mevta. İşte ölüleri de e, diriltecek olan da odur. Ve hu ala kulli şeyin kadir. <laughs> o Allah her şeye kadirdir diye burada buna işaret edilmiş olmakta. Ve leyn ersenna <laughs> rihan faraahu musfarran le zallu min badihi yekfurun. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu yani ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Yani Mevla onlara rahmetini, Mevla nimetini onlara veri verince Allah'ın verdiği o nimetle hemen daha dün bu manada yokluklar içerisinde kıvranan insanın hemen artık feryat etmeye baş şey nankörlük etmeye başladığına ayeti kerime işaret ediyor. Yoklukta feryat eden insan eee innel insane hulqa halua iza massahu şerru cezua kendisine bir sıkıntı dokunduğu zaman hemen feryat eden o insan ama ve iza massahu hayru menua malı, mülkü, serveti, ürünü Allah verdiği zaman artık men eden, başkasına vermeyen bir hale dönüşü verdiğine burada işaret ediliyor ki okuduğumuz ayeti kelime de aslında bunun bir örneği. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar diye Allahu alem ona işaret ediyor. Evet inen ayeti kelimeler. Bunlardan ders almak, Elbette ki ona yönelen insan için mümkün. Rabbimiz onun için Kur'an-ı Kerim'i düşünmek, ibret almak, tefekkür etmek için bu ayetleri örnek olarak veriyor. Ama herkes aynı tefekkürü, aynı idraki, aynı böyle vahya karşı böyle bir kulağını, benliğini, özünü açmıyor. Herkese bunu aynı şekilde işittirmek mümkün olmuyor. Onun için Rabbimiz fe inneke la tusmi'ul Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Ve la tusmi'u summa duaa. Evet, arkalarını dönüp gider, giderlerken sağırlara da sen o çağrıyı asra duyuramazsın diye buyurmakta Rabbimiz. Ölülere diriltemezsin ifadesiyle gönlü, yüreği, kalbi körelmiş artık bu anlamda duyarsızlaşmış, kalbi ölmüş insanlar, idraki, tıkanmış insan tipleri burada. Kafir insan burada ölü olarak Rabbimiz tarafından tasvir edilmekte. La tusmi'u mevta ve la tusmi'u summa dua. Çağrıya o sağırları sen onlara efendim işittiremezsin. İza vellev mudbirin. Arkalarını dönüp gittikleri için onların bunu duyması, hissetmesi mümkün değildir denmiş olmakta. Ki başka ayetlerde de bunun örneği var. وَلَا تَكُنُوا كَلَّذ۪ينَ قَالُوا سَم۪ينَا وَهُمْ لَا يَسْمُعُونَ İşittik diyen ama işitmeyen kimseler, gerçek manada aslında işitmeyen kimseler gibi olmayın. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ Allah Allah katında yani hayvanların en kötüsü sumul bukmul lezine dilsiz, sağır olan akletmeyen kimselerdir denilerek bu manada Rabbimiz o tür insanların halinin adeta duymayan, işitmeyen hiçbir şey tepki vermeyen o kimselerin halini ona benzeterek bize aktarmaktadır ki burada da onun örneğini görmüş olmaktayız. Evet. Aslında onlar düşünüyorlar. Dünya adına kendi çıkarları adına, menfaatleri adına iş oraya geldiği zaman elbette ki düşünüyorlar ama vahyi anlamaya, peygamberin geliş gayesini idrak etmeye iş geldiği zaman onu asla kabule yanaşmıyorlar. Egolarına, enaniyetlerine, benliklerine orada yenik düşüyorlar, esir düşüyorlar ve ilahi vahiy karşısında kendi akıllarını, hevalarını, arzularını tanrı gibi gördüklerinden dolayı akıllarına yatmadığı için onu kabule yanaşmıyorlar. Neden? Dünyadaki nüfuzları, o yaşadıkları toplumdaki statüleri tabii ki bozulacak diye onlar asla peygamberin karşısına geçip la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyemiyorlar idi. Elbette ki her çağda, her devirde bu manada insan karakterleri, tipleri açısından aynı örnekler her zaman vardır bu dönemde de vardır ve olacaktır da. Her çağın Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri olduğu gibi elbette ki bu bitmeyecektir. Yani vahye karşı, ilahi hakikatlere karşı teslim olup bütünüyle kendisini, benliğini İslam'a, vahye teslim ederek ahireti için bu dünya hayatını ona göre dizayn etmek tabii ki her çağda, her dönemde biz inanan müminlerin tabii ki dikkat etmesi gerekecek bir husus olarak bunu bilmekteyiz. Ve men te bihadil umyi andalaletihim. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğru yola asla yönlendiremezsin. Ona gücün yetmez ki bundan önceki surelerde geçer. Kasas suresi 56 Allahu alem. İnneke la tehdî men ahbepte. Sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. Walakin Allah yehdi men yeşâ. Elbette ki Allah kudretiyle dilediğini hidayete erdirme gücüne haizdir. Ama sen bir peygambersin. İnsanlara bu dini tebliğ edersin. Dilerlerse iman ederler, dilerlerse inkar ederler. Onların üzerinde senin bir zorlayıcı gücün yoktur. Lest aleyhim bir musayıdır diyor Rabbimiz Gâşiye suresinde. Sen onlar üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Sen bir peygambersin. Sen onları hatırlatır, uyarır, ama dilerse onlar buna uyarlar, icabet ederler. Fezekkir fe inne zikra tenfaul mu'minin. Hatırlat. Çünkü hatırlatmak, hatırlatılmak müminlere tabii ki fayda verir ama herkes aynı efendim pozisyonda değil. İn tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen çağrıyı ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin diye ayet-i kerimede buna işaret ediyor. Abese suresini hatırlarsınız. Abdullah İbni Ümmü Mektum peygamberimize gelmişti ya. Allimni mimma allemeke Allahu ya Resulallah. Allah'ın sana öğrettiklerini bana öğret demişti ya. Peygamberimiz de o esnada kafirlere bir şeyler anlatıyordu. Ama Abdullah geliverince Peygamberimiz yani şimdi seninle meşgul olmanın zamanı değildi. Sen de nereden çıktın gibilerden Efendimizin tabii ki canı sıkıldı, yüzünü ekşitti, arkasını döndü, evine gitmişti de bununla alakalı Abese suresi nazil oldu. Abese ve tevella yüzünü ekşitti, arkasını döndü. En ca'ahul ama ona ama geldi diye. Ve ma yudrike leallahu yezzekka. Nereden bilecektin? Belki o temizlenecek diye. Ev <laughs> yezzekkeru ya da öğüt alacak. Feten fehu zikra aldığı öğüt ona fayda verecekti. Emma men istana vahya karşı tenezzül etmeyen, gereksinim duymayan istiğna içerisinde olan Ebu Cehil ve onun gibilere gelince fe ente sen ona meyle diyorsun da bu ümmü mektubu ortada bırakıyorsun diyerek Rabbimiz orada e, e ...Efendimiz Aleyhisselam'ı ikaz etmiş idi. Nitekim daha sonrasında... ...Abdullah İbni Ümmü Mektum... ...Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiği zaman... ...merhaben biman atebeni fihi rabbi... ...ey Rabbum'un beni kendisi konusunda... ...itab ettiği, ikaz ettiği... E, ...kul merhaba der... ...ve yapsud ridâehû... ...ridâsını ona seler, ona iltifatta... ...bulunur imiş. Burada da onu görüyoruz. Yani sen... Ancak iman eden insanları işittirir, onlara duyurabilirsin. Onlar zaten inen ayetlerle böyle ondan sürür duyar, lezzet duyar, imanları artar. Ama inkar eden insanlar ise ancak onların küfürleri, nifakları, münafıklar için nifakları artar denmiş olmakta. Farklı ayetlerde bunun örneğini görmüş olmaktayız. Evet bir mevzu Rabbimiz burada şöyle buyuruyor. Allahüllezî. O Allah öyle yüce bir Allah ki khalaqukum min daf. Evet güçsüz yaratan. Yani bebekliğimiz bizim güçsüzlüklerle dolu. Emekleyemeyen, çaresiz, aciz bebeklik sürecimize baktığımız zaman khalaqukum min daf. Sizi güçsüz yaratan. tüm cealemin ba'dahu daf'en kuvveten. Sonra o güçsüzlüğün ardından size kuvvet veren sünmece alemin badı kuvvetin dafen sonra ihtiyarlık zamanı geldiği zaman gençliğindeki gücün kuvvetin senden giderek seni tekrar zayıf haline düşüren ve şeyben ve ihtiyarlık haline seni çeviren o Allah'tır. Yahlugu ma yaşa. Evet dilediğini Yaratandır o Allah. O huvel alimul kadir. O bilendir, her şeye kadir olandır. Evet bizim dünyaya gelişimizden ihtiyalık sürecine kadarlık o zamanımıza işaret buyuruyor Rabbimiz ki bunun örneği Nahil e, Nahl Suresi'nde çok çarpıcıdır sevgili kardeşlerim. Onu sizlere burada aktarı vereyim. Zaten o, yani o çıktı, o sayfa çıktı. Vallahu <laughs> halakaküm. O Allah sizi yarattı. Tüm meyete ve faküm. Sonra sizin canınızı alır. Ve mümkün men yurattu ila erzelül umur. Kiminizi erzelü umur dediğimiz yani hayatın en sıkıntılı, en rezil zamanı dediğimiz o, o hale kadar, ömrün en düşük çağına kadar efendim yaşatılanlar da tabii ki vardır. Likeyla aleme insan o erzeli ömür döneminde likeyla aleme min ba'de ilmin şey'a her şeyi bilirken insan hiçbir şeyi bilmez hale geliverir. Her şeyi bilen insan hiçbir şeyi bilmez hale geliverir. Vaktiyle ben bir camide görevliydim sevgili kardeşlerim imamlık yapıyor idim. Eski müftülerden bir hocamız şu anda vefat etmiş olan hocamıza "Hocam siz kürsüye çıksanız bize bir şeyler anlatsanız olmaz mı?" siz çok okumuş, okutmuş insansınız. Dediğimde evladım, evet çok okuduk, çok okuttuk ama hepsini unuttuk. Şimdi olduk bir guguk derdi. Yani hiçbir şeyi kalmadı. 4-5 kelamın dışında bildiğimiz bir şey yok derdi. Rabbim bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. İnsan bu dünyaya geliyor. Hiçbir şey bilmez halde geliyor. Allahu cöküm min butuni ümmehatüküm. La ta'lemune şey'a. Analarınızın karnından çıktığınız zaman hiçbir şey bilmezdiniz. Sonra Allah alıyor bizi, yaşatıyor. Sonra her şeyi unutan hale tekrar dönüveriyoruz. İnsan olmak zaten aciziyeti de beraberinde getiriyor. Aciziz, kuluz ve zayıfız kardeşlerim. Rabbimiz burada ona işaret buyurmakta. Elhamdülillah biz de buna iman ediyoruz. Ve yevme tekumus Kıyametin koptuğu gün. Evet. Yuksimul <laughs> mücrimun. Müminler yemin ederler. Ma lebithu gayre sa'a. Yahu biz dünyada bir saatten çok kısa bir zamandan daha fazla dünyada kalmadık diye orada böyle yemin edecekler. Evet. O zaman ki dünyada iken de haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Demek ki insan kıyamet gününe gelince o mahşerdeki o hesabın görüldüğü o zaman yaşadığı sıkıntılar karşısında dünya hayatındaki 70 yıllık zamanı bile o ahiretteki zamanın korkunçluğu karşısında belki malebizu hayra saa dünyada çok az bir zaman kaldık diyecekler imiş. Ama öyle değil tabii ki. Ama işte bunu orada onlar orada daha hala onun bilincinde olmadıkları için böyle bir hal içerisinde davranıyorlar ki buna karşılık kitaptan imandan kendilerine efendim nasip bilgi verilmiş olan kimseler kendilerine bilgi ve iman verilenler ise şöyle derler ve galelezine utul ilme ve iman laqad lebistum fi kitabillah ila yawmul bas Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar siz kaldınız. Yani dünyada şu kadar süre kaldınız. Hz. Nuh döneminden bir adam düşünün. Elbette ki kıyametin kopmasına kadar belki binlerce sene asıllar, çağlar boyu orada insanlar kaldı. Ama ahirete göre dünyanın o zaman dilimi belki ahirete göre çok az bir zamandır. Çünkü Rabbimiz buyurur ya, Ma'ari suresinde de var, Secde suresinde de var. Ta'rucul melekatu ve ruhu fi yomin kani miktaruhu 50.000 sene. Melekler ve ruh onun huzuruna efendim e, 50 bin senelik bir zamanda zamana tekabül eden bir mesafeyi bir anlık bir zamanda onlar kat ederler denilir ya. Tabii ki e, dünyanın zaman zaman hesabına ile hesabı ile diyelim ahiretteki hesaplar tabii ki birbirine hiç uymamaktadır. Ve hada yevmul ba's evet bugün dirilme günüdür, haşir günüdür. Velakin neküm kuntum la ta'lemun fakat siz onu tanımıyordunuz denilmiş olmakta burada sevgili kardeşlerim. Devamına bakalım 57. ayet. Fe meyzin işte bugün la yenfa'u'llezina zalamu zalimlere fayda vermeyecek ma'ziratuhum yani dünyada evet biz bu hataları yaptık, bu yanlışı yaptık, evet pişmanız gibilerden Buhumla <laughs> لَا Ve Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da, istemeleri de bu manada. Bize fırsat verirsen, dünyaya geri gönderirsen biz bak senin razı olduğun iyi kullardan olacağız şeklinde insanların oradaki tabii ki temennileri olacakmış. Zaten ölürken insan bunu söylüyor. Hatta idâ câ ahaduhumul mevt, onlardan birine ölüm gelip çatınca, gâlâ rabbir ce'ûn, ya dünyaya beni geri döndür. Ne olacak? Le'allî amalus sâlihan fîmâ terektû. Terk etmiş olduğum salih amellerimi belki işleme imkanı bulurum diyecek ama Rabbimiz kella buyuruyor. Asla. İnneha kelimetun huve gâiluha. Bu insanın ağzından çıkan gerçekleşmesi mümkün olmayan bir sözdür. Yani dünyaya geri döndürülme vakti artık senin için bitti deniliyor. Kıyamet günü de insanlar bunu söyleyecekmiş. Ya Rabbi bak eğer bize bir, bir, şans daha tanısam biz burayı da gördük ya artık bir daha asla eskisi gibi olmayacağız diye insanlar böyle bir Allah'tan ricada bulunacak. Maziletler de bulunacak. Fa'terafu bizen bihim diyor Mülk suresinde. Suçlarını insanlar itiraf edecekler ama bu itirafın hiçbir faydası olmayacak. Burada da ona işaret ediliyor. فَيَوْمِ اِذِنْ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ Evet onların maziletlerinin o zalimlere bir faydası olmayacak. وَلَا هُمْ Allahu Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da onlardan istenmeyecek. Yani bir daha yapın anlamında böyle bir talep onlara da orada asla yapılmayacak denmiş olmakta. Evet velakat tarapna lin nasi fi hadal kur'an min kulli andolsun ki biz bu kur'anda insanlar için her türlü örneği verdik, misaller aktardık. Mesela Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi anlatılırken lev enzemna hadal kur'an ala cebelin eğer biz bu Kur'anı bir dağa indirmiş olsaydık, o da Allah'a olan saygısından paramparça olurdu deniliyor. Yani insanlar ibret almalı. Dağa indirilse dağ bu sorumluluk karşısında böyle bir korkunç hali yaşar. Siz niye bu vahye karşı böyle kör sağır davranıyorsunuz denmiş olmakta. Net mesela bundan önceki programlarda ifade ettik. Rabbimiz o toplumun insanlarına öyle sesleniyor. Ayeti kerimeyi önceki birkaç program önce söylemiştim. Daraba lekum meselen min Allah sizin kendinizden bir misal veriyor. Helleku mimma malakat eymanukum min şuraka fi ma fe entum sevaun. Yani özetle şu. Sizin kendi elinizin altında bulunan köleleriniz var. Bu kölelerinize sizin var olan mallarınızı onlarla beraber ortaklaş, ortaklaşa yani mülkünüzü onlarla paylaşır mısınız? takrafunhum çahifatukum enfusukum birbirinize çekindiğiniz gibi onlardan çekinecek seviyede kendi malınıza onları ortak eder misiniz etmezsiniz peki madem öyle siz Allah'ın rububiyetini uluhiyetini bu manada kendi ilahlarınızla nasıl paylaşıyorsunuz diye Rabbimiz burada mesela o misali verir. Bir başka ayeti kerimede bundan bir önceki sure Ankebut suresinde örümcek misalini verir. Ve inne evhenel buyuti le ankebut. Evlerin en zayıfı örümcek evidir der. Müşriklerin Allah'a Allah dışında bir takım putlara olan meyletmeleri, yalvarmaları, yakarmalarının o kadar zayıf bir hal olduğunun yani hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını, çok zayıf bir tutunma dalı olduğunu, örümcek ağından daha zayıf bir efendim bir yere insanın kendisinin e, böyle ona bütünüyle kendisini vermesi anlamında bir zaf, e, zafiyet hali olduğunu ifade için Mevla mesela, Orada da o misali verir ki işte burada onlara işaret buyuruyor. Velakat tarafna lillasi fi hadal Kur'an min kulli mesel. Evet andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Ve leyin cetehu bi ayetin leyequlanne llezine kefur in antum illa muftilun. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan inkar edenler mutlaka şöyle diyecekler. Siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız diye mutlaka ona da böyle bir bahane uydurmak suretiyle asla onu kabule yanaşmayacaklar denmiş olmakta bu ayeti kerimede. Misaller insanlar için aktarılıyor, ibret alırlar, öğüt alırlar, düşünürler diye bunu birçok ayeti kerimelerde Rabbimiz değişik misallerle aktararak insanların vahye dönmesi iman etmesi, Müslüman olması, teslim olması için bunlar misal olarak aktarılmakta sevgili kardeşlerim. Evet. Keda aleke yatba Allahu ala kulubil ladina la ya'lemun. İşte Allah ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürlemektedir. Elbette ki insanların kendi eylemleri, kendi davranışlarının bir sonucudur bu mühürlenme. Yoksa Allah insanlara elbette ki zorla onların kalbine mühür vurmamaktadır. İnsanlardaki bu halin şartlanma hali olduğu da ifade edilir psikolojik açıdan. Yani günaha alışmış olan o insanlar adeta kalbi mühürlenmiş gibi bir hayat yaşamaktadırlar. Vahye dönmemektedirler. Kulak tıkamaktadırlar. Sanki kalp kalplerinde, gönüllerinde, duygularında adeta bir, bir bakıma kilitlenmiş bir vaziyet olduğu orada ifade edilmiş olmakta. Bunun sebebi insanların kendi günahlarıdır. Öyle değil mi? Nitekim öyle denmiyor mu? Kella bel râne alâ gulubihim mâkânü yekşibûn yapmış oldukları eylemler nedeniyle onların kalplerinin üzerinde adeta bir zar, bir kılıf oluşmuştur. Mümin bir hata etti mi diyor, ee, onun o hatası kalbinin üzerinde bir nokta olur. Bir daha işledi mi bir nokta, bir daha işledi mi bir nokta daha olur. Yani kalbin mühürlenmesi böyle olur diyor. Bir parmağın yumulması gibi insan günah işleye işleye adeta kalbi kılıflanmış gibi oluyor. Duyarsızlaşıyor, tepkisizleşiyor, günaha alışıyor insan. Bu da mühürlenme tabiriyle ifade ediliyor kardeşlerim. Fıtratı asliyesi bozulunca artık bozulmuş olan o fıtratı adeta onun ikinci bir tabii hali gibi o hale dönüşmüş olabiliyor ki ayeti kelimelerdeki kalplerin mühürlenmesi gibi ifadeler bunu aslında tasvir etmekte. Kezalike yetba Allahu ala kulubil ladine la Evet Allahu Teala ilimden nasibi olmayanların, imandan nasibi olmayanların kalbini böyle mühürlemektedir. Evet yani bunu başka yerlerde de görüyoruz. Bakınız Mesela buyuruluyor ki falan mazagu ezag Allahu kulubuhum saf suresinde dördüncü ayet Allahu alem. Ne zaman ki onların kalbi kaydı vahiden efendim e, ilahi hakikate karşı gönülleri ondan başka tarafa çevrilince ...azagallahu gulubuhum... kulubuhum Allah da onların kalplerini kaydırdı buyuruyor. Yani ilk adım insandan geliyor. İlk efendim bu, bu manada e, eylem insandan gelince Allah da onun o haline uygun olarak o kişideki o e, adımlara uygun olarak ondaki durumu şekillendirmekte. Bunu e, efendim bilgilerinize sunmuş olmaktayım. Son ayetimiz Fas bir inne vaadallahi hakkun. Şimdi sen sabret ey habibim. E, İnne vaadallahi hakkun bil ki Allah'ın vaadi haktır. Ve la yestahfennekellezine la yuqinun iman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin diyerek burada peygamberimiz Aleyhisselam ikaz edilmekte, uyarılmakta. Evet, seni bir yanlışa, yanlış düşünceye asla onlar sevk etmesin. Sen ilahi hükmü, hakikati efendim insanlara aktararak sonucu beklemeye çalış denmiş olmakta. Onların taviz türü bir takım te, efendim e, sana önerileri olabilir. Seni bir takım yanlışlarla alakalı, efendim bazı hususlarla alakalı sana efendim hata ettirebilirler. Bu manada sen asla onların bu tür böyle sana olan önerilerine asla uyarak bir yanlışa asla e, düşme olmakta. Çünkü bunun örneğini bir yerde görüyoruz. O ayet kelimelerle bitirmiş olayım sevgili kardeşlerim. Şöyle buyuruluyor ayet-i kerimede. o putperestler sana vahyettiğimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardır. Başka yerde de geçiyor 76 İslam Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklardır. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkında kanun budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulunmaz gibi ayet-i kerimelerde bunun örneğini görmüş olmaktayız. Peygamberimiz de asla zaten o tür kafirlerin isteklerine, taleplerine asla metelik vermedi. Onlar ona makam, mevkii, kadın, servet her şeyi teklif ettiler. O ne dedi? Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz asla ben bu davadan vazgeçmem demiş idi. İstikamet üzere bir hayatı yaşadı. Festakim kema ümürte emrine, olunduğun gibi dost doğru ol emrine uygun bir hayatı yaşadığını, bir davet süreci yaşadığını bilmiş olmaktayız. Efendim bu ifadelerimizle programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka gün, bir başka süreyle huzurunuzda olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız efendim. Thank you.